Çuvalda çiğniyoruz önce, suyunu alıyoruz, kazanın dibine toprak koyuyoruz 5-6 avuç. Onun üzerine suyunu dolduruyoruz pekmezin. Sonra kaynatıyoruz burada. Kaynamaya başladım, 20 dakika daha kaynatıyoruz. Ondan sonra alıyoruz ateşten. Çöküyor buradan. Tekrar odağına aktarıyoruz suyunu. Toprağı dibinde kalıyor. Toprağı nereden buluyorsunuz? Toprağın özelliği ne? Toprağın özelliği her topraktan olmuyor bu. Bu pekmez toprağı, bu özel olarak oluyor. Bazı yerlerde var, her yerde yok. Bunun özelliği bu yani. Pekmezi tatlandırıyor, şey veriyor kendine. Lezzet, aroma. Lezzet, aroma veriyor, evet. Her topraktan olmuyor. Evet. Peki bu üzüm çalgarası mı? Çalda yetişen üzüm. Evet, çalda yetişen üzüm çalgarası bunlar. Çalın toprağıyla pekmez yapıyor. Evet, çalın toprağıyla pekmez yapıyor. Kaç saat kaynaması gerekiyor? En az 4 saat falan kaynaması gerekiyor. 4 saat. Çok evet. Zahmetli bir iş. Evet, çok zahmetli. Zahmeti abla, çok. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Çalın yöresel üzümleriyle yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bunlar bizim ritüellerimiz, güzel şeylerimiz. Annelerimizin, bacılarımızın yapmış olduğu. Geçmişten günümüze gelen gelenekler, gelenek şeklinde yaptığımız pekmezlerimiz. Biz yine aynı şekilde devam ediyoruz bu yörede. Çalın hemen hemen bütün mahallelerinde kışlık pekmezler hazırlanır. Özellikle yeni dönemle ilgili biz kadın kooperatifimiz için bunları yapıyoruz. O insanların yapmış olduğu pekmezleri topluyoruz ve bize uygun olanları, bizim beğendiklerimizi alıp vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Satışları yapıyoruz kadın kooperatiflerinden. Aynı zamanda bu niye işe yarıyor? Tabii ki hem o kadın, evdeki kadınımızın cebine bir para giriyor. Harçlık olmuş oluyor. Hem de üretilen ürünler ekonomiye katkı olmuş oluyor. Bundan dolayı da mutluyuz, bahtiyarız. Peki çalgarası ile yapılan pekmezin tadı nasıl? Tabii şunu söyleyeyim. Çalgarası üzümü, tabii ki herkesin kendine göre, hani derler ya, çingene yavrusu güzel gelir. Elbette ki her yörenin kendine has bir üzüm şeysi var. Ama çalgarasında şöyle bir özellik var. Hem çekirdeği hem suyu. Özellikle çekirdeğinde ve kabuğunda antioksidan çok yüksek olduğundan dolayı çok faydalı bir üzüm. Özellikle küçük çocukların gelişiminde, pekmez ve kuru üzüm gelişiminde, zeka seviyelerinin yükselmesi, çünkü direkt kan akışından dolayı işte sabah o okula gittiğinde 2 saat 3 saat çocuk üzerine o sersemliği atamıyor. Bunu yediği zaman bir avuç ya da pekmez istediği zaman hiçbir sıkıntısı olmaz. 15 dakika sonra vücuda karıştığından dolayı hızlı bir reaksiyon gösterir beden ve beyin. Ondan dolayı da harika bir ders ortamı olmuş olur. Ve çocuğun gelişimini de sağlamış olur aynı zamanda beden gelişiminde. Ayrıca da çekirdeğini kanser hastaları çok istiyor bizden bunu. Biz onu onlara gönderiyoruz. Böyle de bir durum var yani. Ondan dolayı çalgarası fark ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çaldasınız. Evet. İlk kez üzüm çiğnediniz. Şırasını içtiniz. Pekmez savurdunuz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir deneyim? Evet. İlk görev yerim. Daha geleli de çok olmadı. Yaklaşık 2 hafta falan oldu. Benim için de yeni şeyler bunlar. Çalın kültürünü olabildiğince tanımaya çalışıyorum. Olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum. Şimdiden Çalı en az Çalılılar kadar da sevdiğimi iddia ediyorum. Bazen Çalılılardan daha fazla bile seviyorum belki de. Güzel bir yer. İnşallah güzel işler de yapacağız burada. Onun dışında festival çok güzel gidiyor. Festivalimizin de bugün son günü. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim de bu kadar. Şimdi. Peki Çalın yöresel lezzetlerini tattınız mı? 2 hafta oldu dediniz geleli. Tüm yöresel lezzetleri tatabildiniz mi? Az önce de meydanda yöresel lezzet yarışması oldu. Evet. Lezzetleri tadabildiniz mi? Şöyle, şimdi burada kadın kooperatifimiz olsun, halk eğitim merkezimiz olsun çok güzel işler yapıyorlar. Bu yöresel lezzetleri ortaya çıkartabilmek için çok güzel çabalar var. Tabii ki daha dediğim gibi yeni olmam sebebiyle hepsini tadamadım ama elimden geldiğince tatmaya ve bundan sonra da bunları pazarlamak ve hani ulusal basında ortaya çıkartmak ve potansiyelini ortaya çıkartmak için elimizden geleni de yapacağız. Ama önce tatmak lazım dediğiniz gibi inşallah tadacağız bakalım. Hiç tattığınız ürün oldu mu? Çal üzümün nasıl? Ya çal üzümü çok güzel. Üzümün bir sürü çeşidi var burada. İşte suyu olsun. Özellikle çalgarası şu anda bir marka olmayı hak ediyor. İşte markasını da aldılar. O yüzden bakalım. İnşallah daha da güzel olacak yani. Peki
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.